Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 7'nin çözümünü yapacağız. Bu testimiz de AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeni AD boyunca katlandığında B köşesinin yeni yeri B üstü ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Hop zaten çember çizseniz görürsünüz. Merkez burasıysa bu ne demek? Hocam merkezden yarıçap, merkezden yarıçap, merkezden yarıçap çizsen... Hocam şu üç köşeye olan uzakları birbirine eşit diyebiliriz. E hocam burası tam böyle çevre çemberin merkezi ise. O zaman arkadaşlar bu da bizim yarı çaptır. Çizemedim. Şu da bizim yarı çaptır. Şu da bizim yarı çaptır. Şu da bizim yarı çaptır. E katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet şunun da şu birbirine eşit. A şu zaten yarı çaptan dolayı eşit. Dolayısıyla burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen mi çıktı? Evet. D, A ve B açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar katlamada üst üste binen açılar da birbirine eşit olduğundan burası da nokta açısı mıdır? Aynen öyle. E, zaten bu açı 60 derece eşkenardan dolayı buradaki açıya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Evet. E, birinci sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Dış açıortaylık var gençler burada. Şu üçgende dış açı uygulayalım. Ne yapıyoruz? Şuradan başlıyoruz. Hocam şunun tamamının oranı. 4 bölü 7'ye eşit olacak. Yani burası 4K iken burası 7K olacağından buraya kaç K kaldı? 3K kaldı. Peki sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki üçgende de yine bir dış açı ortay var. Bu sefer böyle. Şunun tamamının oranı yani 3K'nın 7 kya oranı x bölü 14'e eşit olacaktır. E, dolayısıyla buradan 7'de 2 katı olduysa 3'te de 2 katı yine 6 olacaktır. İkinci soru böylelikle balık çıktı. Geldik 3'e. İkiz kenar üçgen AB AC eşit verilmiş. Bu olduğuna göre diyor x'in alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Arkadaşlar x'in en büyük değerini bulacağız. Bir kere ikizkenar üçgen tabanla alakalı bir şey var. Hocam tabanına ait yükseklik çizsek. Hocam en büyük değeri sorulduğu için o yükseklik şu şuraya düşmez. Buraya düşecek kesin. E o zaman ne diyeceğiz? Arkadaşlar kenarları yorumlayacağız. Şu kenara geleceğiz. Arkadaş bu tabanı iki parçaya bölecek mi? Bölecek. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak bir kere. Değil mi? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak. Hocam şuradaki dik üçgende hipotenüs 7. O zaman burası kesinlikle 7'den küçüktür. Sakın 6'yı yazmayın. 7'den küçüktür. 6.99999 yazacağım ama ben 7'den küçüktür yazıyorum. E bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 9. Bu ikisinin toplamı da 9 ama 7'den küçük bir sayıyla 2'nin toplamı 9'dan küçük bir sayı. Yani burası da 9'dan küçük. O zaman x nedir? 9'dan küçük bir sayıyla 7'den küçük bir sayının toplamıdır. E bu da nedir? 16'tan küçük bir sayı yapar. Sınır noktası yazarak yapıyoruz bakın. işimizi daha garantiye alır bu. Bunu unutmayın. Üçüncü soru böylelikle. Edremit oldu. Geldik 4'e. G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezini kullanacağım. Arkadaşlar nerenin ağırlık merkezi? DBC'nin. O zaman ben DBC'nin ağırlık merkezi olmasını kullanacağım. Dikkat. 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 E o zaman ben bunu kullanacaksam arkadaşlar. Ya buradan çizeceğim böyle. Değil mi? Ağırlık merkezinde. Bunu çizersem kenar ortay bir işimize yarıyor mu? Açı ortaylığı kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz gibi. Ya C'den çizeceğim ki yine saçma gibi. E, X'i kullanmak için sanki şuradan çizeceğimiz belli gibi arkadaşlar. E ben buradan çizince ne geldi. Hocam K 2K geldi. Bir de şu iki iş parçaya bölündü mü? Bölündü. Aa hocam ne çıktı burada? Şu üçgende bir açı ortaylı. 1'e 2 oran var. Hocam burada da 1'e 2 oran olacak. 14 ise burası kaç yapacak? 7 yani 4 kaldı buraya. E burası da 4. X de buradan kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 8 yapıyor. Dördüncü soru Denizli çıktı. Geldik beşinci soruya. Şimdi G. Ya garibim buraya kadar gelmiş. E ne yapacağız? ya Hocam ağırlık merkezini kullanacağımız için bunu uzatmamız lazım. E uzattığımız zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 9, 9 yaptı burası. Ve 9, 12 ne üçgeni arkadaşlar? Şuradaki üçgen de 9, 12 15 üçgeninden dolayı burası 15 yapacak. Dikkat dikkat. Şurası 15 yapacak. Ama hocam ağırlık merkezi ya 1'e 2 oran olduğundan dolayı 15 3'e bölüp kısa parçayı buluyoruz. 3'e böldüğü zaman 5 yapıyor. 5 iken burası da 10 yapacak. E hocam şurası 10 sağ. 10'dan iki buçuk tık çıkınca 7 buçuk kaldı. A 7 buçuk buçuk. 90'dan da çizilen bir kenar ortay var. E burası da 7 buçuk olmak zorunda o zaman. Yani cevabımız denizli çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. Gençler, x'in alabileceği değerler soruluyor bize. Yani şu üçgende üçgen eşitliği yapacağız gibi bir şey duruyor arkadaşlar ya da farklı bir üçgende. E eşitlik var burada. Eşitlik gördüğümüzde ne yaparız? Hocam ben buradan bunu çizerim böyle kenar ortay. Ya, o kenar ortay. Özel bir durum oluşturmuyorsa çizme. X kenar olsa eyvallah ama x kenarda değil. E, ne yapacaksın? Eşitliği düşüneceksin. Eşitlik varsa aklına ne gelir? Evet, iş öğrendiniz. Evet aynı o. Orta taban eşitliğin olduğu yerden buradan bir orta taban çizeceğim. Ya buraya ya buraya. Üçgen oluşması daha önemliydi. Sağa doğru çizdim. Hocam bunlar 5 5 yaptı. 14 ya iken burası kaç yaptı? 7 yaptı. Şimdi x'e ait bir üçgen oluştu mu arkadaşlar burada? Oluştu ve kenarları da belli. 13 ve 7'den dolayı x toplamlarıyla farkları arasında olacak. 13 artı 7 ile 13 eksi 7 arasında olacak. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 6 küçüktür x küçüktür 20 mi yaptı? x'in kaç farklı değeri vardır? 20'den 6 çıkartıyorum bir de 1 çıkartıyorum. Kaç tane varmış arkadaşlar? 13 tane varmış. 6. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 7'ye. Düz bir zemin üzerinde bulunan Ali, Baran, Cengiz, Doğan ve Tahta ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Şimdi Baran ve Cengiz doğrusal bir tahtaya uçlarından. Evet Baran ve Cengiz şöyle bir tahtayı tutsun bakalım şöyle. Şuradan Baran tutsun. Buradan Cengiz tutsun. Sonra Cengiz Doğan ve tahta ile tamam. Baran ve Cengiz doğrusal bir tahta uçlarından Doğan da tam ortasından tutmaktaymış. Evet Doğan da tam ortasından tutuyor. Onu da değere gösterelim. Ali bulunduğu konumdan 8 metre ilerlediğinde Baran'a 26 metre ilerlediğinde Cengiz'e yardım edebilmektedir. Yani Ali'ye bulunduğu konumdan Baran'a 8 metre Cengiz'e de kaç metre uzaktaymış? 26 metre uzaktaymış. 26'ya 8 diye yazdık. Peki Ali, Baran ve Cengiz'in bulunduğu noktalar bir üçgenin köşeleri olduğuna göre Ali'nin Doğan'a yardım edebilmesi için başlangıç konumundan ilerlemesi gereken uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bizden bu x isteniyor arkadaşlar. E ne yapacağız? Gençler yine eşitlik var. Eşitlik olduğunda aklımıza gelecek? Orta taban. Ya böyle ya böyle. İstediğin gibi çiz. Şuradan bir orta taban çizdim. 8 iken burası 4. Bunlar da 13, 13 yaptı. E hocam şuradaki üçgende bir üçgen eşitsizliği. X toplamlarıyla farklar arasında. 13 artı 4 ile 13 eksi 4 arasında olacak. Yani 9 küçüktür, X küçüktür, 17 olacak. 9 ile 17 arasında olması lazım. Z hangisinde ulaşabilir arkadaşlar? O da 11 yapıyor. Bakın 8 aralık dışında, 5 aralık dışında, 19 aralık dışında, 26 aralık dışında. Cevabımız böylelikle e dremit oldu. Geldik 8'e. Hocam açı ortayda kola dik çizmiş. büyük ihtimal kollara çizilen dikmelerden yapacağız ve çevre DECS isteniyor bizden arkadaşlar. Evet şu üçgenin çevresi isteniyor ve ama benim dikkatimi şu çekti arkadaşlar. E, bu arada BC'yi kaç vermiş bize? BC uzunluğunu 12 vermiş. Bunu kullanacağım. Eyvallah. Bir de hocam bak sarı üçgende bu iç açı ortay, bu dış açı ortay. Açı ortayların kesim noktası burası değil mi? Evet. E, o zaman bir üçüncü köşeden gelenden olmak zorunda açı ortay olmak zorunda. Ama bir iç bir dış. E o zaman bu nasıl bir açı ortay olacak? Dış açı ortay olacak arkadaşlar. Çünkü iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Peki. Şimdi gelelim şuraya. Açı ortay kola dik çizmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem. Kollara çizilen dikmeler nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Şu parça şu parça birbirine eşittir. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani şurası A iken şurası da ne olacak? A olacak. E başka? Bak şurada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da sen bir dik çizsen. Bu dikmeler de yine birbirine eşittir ayrıntılı yerlerde birbirine eşittir. Yani B iken burası da B midir? Ve büyük açı ortaya bakacak olursanız hocam burada da kollara açısından dikmeler eşit ve ayırtıkları yerlerin eşit olması lazım. Yani o zaman buraya da ne kalıyor? 12 kalıyor. E o zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Her şey çıktı meydana. Tamam 12. Buraya A demiştik. 12 eksi A kaldı buraya. Hocam tamam 12. Buraya da 12 eksi B mi kaldı? Sarı üçgenin çevresi A artı 12 eksi A artı 12 eksi B artı B isteniyor arkadaşlar bizden. O da kaç yapıyor? 24 yapıyor gençler. E evet, 8. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 9'a. Tepe açısı 120 derece olan ABC ikizkenar üçgeni kesikli doğrular boyunca kesilerek 4 üçgensel bölgeye ayrılıyor. Boyalı üçgenler şekildeki gibi birleştirildiğinde KP ve KE doğrularının K noktasında kesiştiği görülüyor. Evet şunları şöyle birleştirdiğimiz zaman bunlar ne diyor arkadaşlar? KP ve KE. Nerede KP? KP ve KE doğruların K noktasında kestiği gözüküyor. Evet KP şurada doğrusalıktan bahsetmiş. Burada da doğrusalıktan bahsetmiş arkadaşlar. Tamam aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bir kere bu nasıl bir üçgen? 3, Üç, 5, buradaki açı kaç derece? 120 derece. Şimdi gençler buradaki parça almış buraya koymuş. Buradaki parça almış buraya koymuş. Aslında eş üçgen yapıları kullanıyoruz burada. Yani bir kartonu kesip başka bir yere yapıştırmak gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da arkadaşlar eş yapıları kullanacaksınız. Eş yapılarda kenarların aynı olmasını yazmak önemli. Mesela sen kahverengi üçgeni getirmişsin. Bak üçlük kenarı buraya yapıştırdın. O zaman diğer kenarlar da şunlar değil mi? E, hatta üçlük kenarı gören alfa alfayken bu arada bu ikizkenar üçgen e, burası 120 ise tepe açısı bunlar 30 30 yaptı. Tam üçün kenarındaki açı kaç derece? 30 derece burası. E, burası da alfa, üçü gören de alfa diyelim. Sonra burada da 30'un yanında 5 5 var. E, 5'in yanındaki 30 derece olacak. Hatta Şurada 5'i gören açıda kaç derece arkadaşlar? Beta derece diyelim isterseniz. Ah şu açıların eşitliğini yazmak gerçekten önemli. Yazdık. Kenarları da yazdık. 3'e 5. Bak başka mavi de bir tek 5 var. Bu kahverengi de bir tek 3 var. E ben bunları kullanacağım. Arkadaşlar öncelikle ne yapabiliriz burada? Bu 30'ları falan kullanabilir miyiz? Evet kullanırız. Nasıl? Bak. Hocam şu X'de ya, x de isteniyor. X'e ait bir şey yapmalıyız. Şunun uzantısı burada kaç kaç derece yapıyor? 30. Aa, burası da 30 burası da 30. Şurada bir dış açı ortaylık çıktı mı? Çıktı. Hangi üçgende? Şu üçgende. O zaman hocam şu dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı 3 bölü 5'e eşittir. Yani e, x bölü x artı bilmemde şurayı bulmam lazım benim öncelikle. E, burayı nasıl bulacağız? Çoğunluğunuz trigonometri çözdüyse bilir. 3 5 ve aradaki açı 20 ise şurası arkadaşlar 7 çıkıyor. E, 7 çıkıyordu galiba. 7 çıkıyor. Ama biz bunu ispatlayalım isterseniz. Nasıl ispatlayalım? Şuradaki 3 var 5 var 120 var. Kosinüs teoreminden yapalım hocam diyenlerinizi duyar gibiyim. Yok kosinüsten yapmam. Arkadaşlar şuradaki üçgende ya da şuradaki üçgende kendim yapayım şöyle. Şurası 120 derece. Burası 3. Burası da 5 mi? 5. 120'yi gördüğüm zaman ne yaparım? Hocam şöyle bir 30, 60 derecesi önemli. 60'ı burada ya çekerim bir dik. 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı nedir? 90'ın karşısı 3 30'un karşısı 3 bölü 2'dir. Aa, burası da 3 bölü 2'nin 3 katıdır arkadaşlar. O zaman burası da x'e Pisagor bağıntısı uygularım. Şurası kaç çıkıyor hatta? 13 bölü 2 çıkıyor. Hocam x'in karesi eşittir. 169 bölü 4 artı 27 bölü 4 yaptı. Bu x kare buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 9, 7 daha 16, 8, 196 bölü 4 yaptı. O da 49 mu yapıyor? Evet x kare 49. O zaman x kare 49 iken ay keşke buraya y deseydim. Y çünkü x burada kullanılmış. Ee, çok fazla da önemli değil de detaycı bazen böyle şey olabiliyorum. Neyse y kare 49 ise y'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Arkadaşlar şuraya y demiştik burayı 7 bulduk. Şimdi bizim temel orantı x bölü tamamı x bölü x artı 7 eşittir. Nedir? 3 bölü 5 diyeceğiz ve işler dışlardan 5x eşittir 3x artı 21'den. 2x eşittir 21'den. x'i de buradan kaç buluruz? 10.5 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 10.5 yani Edremit oldu. Ve böylelikle klasikleşmiş sorular kısmını bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.